Ahmet Derya varilcisi var. Aynur Tanı var. Yaşar Kara Dumanı var. Ünye'nin İdris Naim Şahin'i var. Bu meydan bugün, ben biliyorum ki, Ahde Vefa Meydanı. Bu meydan, ben biliyorum ki, Mitik Meydanı'ndan daha fazlası. Bu meydan susamışlığın meydanı. Bu meydan hizmete adanmışlığın meydanı. Bu meydana başkaları da geldi. Gelenler kıymetli eski bakanımız Hilmi Güler'di. Ünye'yi ayağa kaldırmaya geliyoruz dedi. Ama biz bugün görüyoruz ki Ünye zaten ayakta. Bakanımız zahmet buyurmasınlar. Ünye ayakta ve ayakta dimdik durmaya devam edecek inşallah. Ben biliyorum ki bugün alanımızı dolduran, AK Parti'ye gönül vermiş, Recep Tayyip Erdoğan'ı seven ama İdris Naim Şahin'in de hakkını verecek seçmen var. Ben biliyorum ki bugün alanımızı dolduran İyi Parti'ye gönül vermiş, Sayın Meral Akşener'le omuz omuza siyaset yapan ama İdris Naim Şahin'e hakkını verecek seçmen var. Ben gidiyorum ki Sayın adı güzeli, çok güzel seçim çalışmalarında karşılayan, gerekli olan seçim çalışmalarında desteğini veren ama memleket hizmet görsün diye İdris Naim Şahin'e destek veren Cumhuriyet Halk Partililer var. Hepinizi saygı, sevgi ve minnetle selamlıyorum. Siz Veysel İlhan'ı dinlemektesiniz. İlk kez dinleyen pek çok kardeşim var. Biz bu meydanlarda çok konuştuk. Bu meydanlarda bizden daha başka konuşanlar da vardı. Ben 10 yaşındaydım. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı dinledim. Ben 10 yaşındaydım. Kasketiyle Ecevit'i dinledim. Deniz Baykal'ı dinledim. Mesut Yılmaz'ı dinledim. Demirel'i dinledim. Siz dinlediniz. Haklıya hakkını verdiniz. Şimdi bugün İdris Naim Şahin'i dinlemeye geldiniz. Çok iyi biliyorum ki 31'inde de hakkını vereceksiniz. Çok iyi biliyorum ki 31'inde de hakkını vereceksiniz. Şimdi belediye başkanı olunca ne yapacağız ve ne yapmayacağızı sizlere anlatmak istiyorum. Biz belediye başkanı olunca ne yapacağız? Daha önemlisi aslında ne yapmayacağız? Bir, kamu kaynaklarını israf etmeyeceğiz. Sizin paranızla size hava atmayacağız. Sizden aldığımız yüksek su faturalarını üst geçitlere kendi reklamımızı yapmak üzere kullanmayacağız. Devletin makam aracını Allah razı olsun. Devletin makam aracını, devletin hizmet aracını size hava atma aracı değil, hizmet aracı olarak kullanacağız. Ne dediğimizi siz çok iyi anlıyorsunuz. Biz başka ne yapmayacağız? Kamu kaynaklarını israf etmeyeceğiz. Ağırlama ve konaklama ve reklam gideri altında asgari ücretinin dişinden tırnağından arttırıp kenara koyduğu parayı cebinden emlak vergisiyle almak için uğraşmayacağız. Biz sizden aldığımız kaynakları size yönlendireceğiz. Peki iktidar partisi varken siz neden bir muhalefet partisini ilçe başkanını başkan seçeceksiniz? Neden? Çünkü para bitti. Birinin para bulması lazım. Ben size parayı bulacağım. Nasıl bulacağım? Üç projemiz var. Birinci projemiz adı üretim. İkinci projemiz de var. İkinci projemizin adı da üretim. Siz anladınız ki üçüncü projemiz de üretim olacak. Biz belediyeciliği sadece şehirdeki binalara hizmet olarak görmüyoruz. Belediyeciliği köyün, beldenin, yaylanın, ahırın,
ve hambarın dolması olarak görüyoruz. Neden? Üretim sahalarımız maalesef bir bir kapandı. Üretim sahalarımız bir bir kapandığı için ben çok iyi biliyorum ki markete gittiğinde patatesin tanesi 2 liraya geliyor. Patlıcanın tanesi 4 liraya geliyor. Domatesin tanesi 3 liraya geliyor. Tane tane anlatıyorum. Tane tane anlatıyorum. Biz üretmedikçe, el açtıkça, üreten belediye değil borç alan belediye oldukça sizin de bizim de geleceğimiz iyi değil. Hele gençlerimizin geleceği hiç iyi değil. Ne yapalım da üretimi sağlayalım? 3P projesi dedik. Bir aydır köy köy anlatıyoruz. 3P. 1. Köylünün ürünü elinden değerinde satın alacak ve paketlenecek, birinci P. Paketleme projesi. Köylü ürününü pazar yerine getirdiğinde ürün değerini kaybediyor. Market ürününün dışında poşet var diye ürünü değerli. Köylünün ürününü markette satılır hale getirmek için Ünye Belediyesi paketleme tesisi kuracak. 1. Paketleme. 2. Üründe standart ve kalitenin oturtması için mutlaka patentleme ve markalama geliştirilecek. Paketleme, patentleme. 3. P ise pazarlama. Ünye'nin ürününü Antep'te satacağız. Ünye'nin ürününü İstanbul'un rafında satacağız. Sen de şaşıracaksın. Markette bugün Kanadalı'nın ürünü satılıyor. Niye? Biz tüketirken çılgın, üretirken yılgın olduk diye. Şu yılgınlığı üzerimizden sirkeleyeceğiz. Nasıl sirkeleyeceğiz? 300 çalışkan adam bulacağız. 300 çalışkan ünyeliyle köyü, beldeyi, ahırı, yaylayı, hambarı tekrar dolduracağız. Ben biliyorum ki bugün beni dinlemeye geldiğiniz gibi İdris Naim Şahin Bey'i de dinlemeye geldiniz. Ünye için bir değer, ordu için bir değer. Saadet Partisi onu aday yaptı ama ne ben Saadet Partisi'nin adayı ne o da Saadet Partisi'nin adayı. Ben Ünye'nin adayıyım. Ben Ünye'nin adayıyım. Ben Ünye'nin adayıyım. İdris Naim Şahin Bey kazanınca ordu kazanacak. Ünye kazanacak. Veysel İlhan kazanınca Ünye kazanacak. Ama emin olun hiç kimse kaybetmeyecek. Yıllarca omuz omuza koşturduğumuz arkadaşlarım ordu gibi arkamda. Değil belediye, devlet yönetecek tecrübemiz var inşallah. Değil belediye, devlet yönetecek tecrübemiz var. Ben seçim kutlama konuşmamı yapıyorum burada. Asla ve asla seçim kutlama konuşması, taşkınlık yapmayacağız. Burada yaptığımız konuşmayla biz 5x365'in çalışmasını başlatacağız inşallah. İnsanlara makam teslim edilirken aslında zaman teslim edilmiştir. Teslim edilen zamanı Ünye'nin her metrekaresine, her saniyesini hizmete dönüştürmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Nasıl yapacağız? Sizin yardımınızla yapacağız. Nasıl yapacağız? Belediye meclis üyelerimizle, eski belediye başkanlarımızla, eski belde başkanlarımızla, muhtarlarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla, sizin inancınız ve gücünüz ve azminizle başaracağız inşallah. Şehirlerimiz, ön sıralarda engelli abilerim var. Hepsini çok iyi tanıyorum. Onlarla ok atıyoruz. Biz istiyoruz ki Ünye'deki tüm gençler ok atsın, yüzme bilsin, bisiklete binilsin bu şehirde. Bizim belediye meclis üyemiz var. Sayın platforma çıkamadı Aslan Güdek abimiz. Ben diyorum ki insanlar değil şehirler engelli. Şehirleri engelsiz yapma mücadelesi vereceğiz. Peki bu üretim modelini nasıl gerçekleştireceksin genç adam? Sen neler neler anlatıyorsun? Şöyle gerçekleştireceğiz. Ordu'ya, Büyükşehir'e Sayın İdris Naim Şahin'i Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaparak gerçekleştireceğiz. Ekibimizle beraber omuz omuza çalışarak gerçekleştireceğiz. Önümüzde iki örnek var. Bu örneğin izinden ayrılmadan gerçekleştireceğiz. Birinci örneğimiz Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, yeni kurulmuş Cumhuriyet, genç neslini kaybetmiş Cumhuriyet, Atatürk önderliğinde tarımda, sanayide kalkınmayı gerçekleştirdi. Birinci örneğimiz o olacak. İkinci örneğimiz, toplumun hepsi kavga ederken, toplumun hepsi o
birbirlerine kurşun sıkarken iki lider Ecevit ve Erbakan omuz omuza verip sanayi ve kalkınma hamleleriyle bu ülkeyi bugünkü hale getirdiler. İkinci örneğimiz de Erbakan ve Ecevit örneği. Bu örnekler önümüzde olduktan sonra sırtımız yere gelmez. Buraya çıkarken çok teşekkürler. Buraya çıkarken arkadaşlarım İdris Bey'in bir sözünü hatırlattı. Mektup yazıldı, gününü bekliyor. Mektup yazıldı, postaya verilecek zamanı bekliyor. Mektup yazıldı, sandığa atılacak zamanı bekliyor diyorlar. Zamanı geldi, meyvenin toplama zamanı geldi. Meyvenin toplama zamanı geldi. Bana verilen süre de sona erdi. Ben hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyor. Ekip arkadaşlarıma, annem de burada. Annem de burada. 80 yaşında bizimle beraber. Eşim ve çocuklarım da burada. Omuz omuza. Bu siyasi mücadele yalnız verecek mücadele değil. En büyük fedakarlığı da onlar yapıyor. Biz bu şehri, tekrar söylüyorum, gençleriyle, kadınlarıyla ve bu şehrin bütün fertleriyle, bütün siyasi görüşleriyle beraber yöneteceğiz diyor. Saygı, sevgi, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Teşekkürler Sayın Veysel'den. Evet. Son kez anons ettim demiştim ama yine miting alanının dışında, bariyerlerin dışında vatandaşlarımız var. Sizler de içeride olursanız zaten çok güzelsiniz. Çok daha güzel olur. Lütfen miting alanının içine davet ediyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Biz burada platformda hazırlığımızı yapıyoruz. Siz de herhalde hazırsınız. Hazır mısınız? Çok şey yaptık. 19 ilçeyi, bazılarını çift çift gezdik. Bir sürü beldeyi, tamamına yakınını gezdik. Hasbihal ettik. İnsanlarla dertleştik. Ama iki şey yapmadık. Bir tanesi tartışmayı, kavgayı kaşımadık. Bir de mitinge adam taşımadık. Bu bir gönül hareketi. Bu bir halk hareketi. Ünye çok güzel. Zaten güzelsin de bugün çok daha güzelsin. Beni de heyecanlandırdınız. Şaşırmamam lazım. Her dua nasibine, her nasip vaktine esirdir. Vakti geldi Ünye. Hazır mısın? Memleket aşığı, ordu sevdalısı, ordunun gururu özüne, yurduna, yuvasına geliyor. Dere yatağına, yiğit otağına dönüyor. Aç bağrını diye İdris Daim Şahin geliyor. Ordu artık şahlanacak, şehrimiz kalkınacak. Ordunun Ünye'nin evladı, memleketin gururu Sayın İdris Daim Şahin hepinize çok teşekkür ediyor. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Yüreklerinize sağlık. İlginize, sevginize, desteğinize minnettarız. İnşallah 31 Mart'tan sonra bu sevginin, bu ilginin karşılığını hizmet olarak alacaksınız. İlkeli dürüst dilleri belediyecilik hepimiz için. İdris Daim Şahin. İlkeli dürüst dilleri belediyecilik hepimiz için. İdris Daim Şahin. İlkeli dürüst dilleri belediyecilik hepimiz için. İdris Daim Şahin. İlkeli dürüst dilleri belediyecilik hepimiz için. İdris Daim Şahin. İdris Daim Şahin.
beraber bir, bir olduk özle dönmüş. Orduyu seviyoruz, orduyu seviyoruz. Bir kere dürüst ileri belediyecilik hepimiz için. İdris Naim Şahin. Bir kere dürüst ileri belediyecilik hepimiz için. İdris Naim Şahin. Bir kere dürüst ileri belediyecilik hepimiz için. İdris Naim Şahin. İlkeli dürüst ileri belediyecilik hepimiz için. İdris Naim Şahin. Kendi güzel, adı güzel Ünye, yakın ilçelerine, İkizce'ye, Çaybaşı'na, Akkuş'a öndeş, Fatsa'ya kardeş, Altın Ordu'ya arkadaş Ünye. Fatih Sultan Mehmet'in istirahatgahlığını yapan Yunus Emre'yi adını taşıyan, makamına yurtluk yapan, adaletin, hukukun temsilcisi Kadılar Şehri Ünye. Karadeniz'in incisi, ordumuzun en güzel ilçesi Ünye. Her zaman güzelsin, her zaman bir tanesin, ama bugün bambaşka güzelsin Ünye. Güzel Ünye'mizin asil, aydın, saygın, dost insanları, ordumuzun vefalı insanları, sizleri milliyetçi, Müslüman, cumhuriyetçi bir Türk vatandaşı ordulu olarak en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyor, kucaklıyorum. Ordumuzun, Ünye'mizin güzel insanları, bu memlekette sizlere, bizlere, bu şehre, özellikle Ünye bölgemize geçmişte hizmet eden belediye başkanlarımızı bir önceki Ünye buluşmamızda sizlere takdim etmiş ve teşekkür etmiştim. O değerli başkanlarımızdan yine aramızda bulunanlar var. Sayın İsmail Cerrahoğlu aramızdalar. Sayın Ahmet Arpacıoğlu yine aramızdalar. Kendilerine teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Yine bugün bu şehre milletvekili olarak, bakan olarak, siyasetçi olarak hizmet etmiş değerli büyüklerimizi sizlerle anmak ve onlara şükran ifadesinde bulunmak istiyorum. Bu memlekete hizmet etmiş, rahmetli olmuş, bakanlık yapmış, memleket sevdasından sapmamış değerli insan, değerli büyüğümüz, benim hayattayken abi diye hitap ettiğim soyadaşım Sayın Refaattin Şahin'i minnetle, rahmetle anıyorum. Yine bu memlekette hizmet etmiş, hizmetleri halen Yoğunoluk'ta, Kaynartaş'ta, Akkuş'ta, Fatsa'da, Ünye'de hatırlanan, anılan, Allah uzun ömürler ve sağlıklar versin, bakanlık yapmış değerli siyasetçimiz Sayın Şükrü Yürür'ü de minnet ve teşekkürle anıyorum. Kendisine selam olsun buradan.
çok değerli hemşehrilerim, ordumuzun, ünyemizin güzel insanları. Bu topraklar değerli topraklar, bu topraklar kutsal topraklar, bu topraklar bizim kaderimiz. Biz bu topraklarda hep beraber sevinir, hep beraber üzülürüz. Ve biz bu topraklarda olmaktan sevinçliyiz, memnunuz ve mutluyuz. Allah memnuniyetimizi, mutluluğumuzu daim etsin. Değerli hemşehrilerim, ordumuzun asil, vefalı insanları, biz, siz, hepimiz aynı toprağın çocuklarıyız. Aynı ananın evlatlarıyız. Aynı sazın telleriyiz. Aynı şarkının nameleriyiz. Aynı tavanın balıklarıyız. Aynı ağacın dallarıyız. Şimdi işaret ettiğim aynı çınarın yapraklarıyız. Ve biz asla ayrılamayız. Ayıramazlar. Ayıramayacaklar. Biz bir fidanın açan gülleriyiz. Ve Değerli hemşehrilerim, biz bir çınarın, bu çınarın yapraklarıyız dedik ya, bu çınarın bir hatırası var. Bu çınar, Trabzon'u fetheden büyük dedemiz, iftihar ettiğimiz çağ değiştiren padişahımız Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a dönerken uğradığı güzel yerlerden birisi olan burada istirahat ederken, burası güzel yer, buraya bir ağaç dikin, o da çınar olsun dediği fermanının gereği olarak dikilen bir çınardır. 550 yıllık çınardır. Bu şehrin tarihine şahitlik eden ulu bir çınardır. Ve bize bir vasiyettir. O vasiyet herhalde şudur. Bu çınar gibi olun, bir olun. İri olun, yıkılmayın, benim gibi ayakta durun diyor bu çınar. Öyle mi diyor? Bu çınar, evet orada, teşekkür ederim, orada bir koç var. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Onu bizim bakım çocuklarımız var, yurt var, Sabancı öğrenci yurdu. Oraya lütfen verelim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu çınar rastgele bir çınar değil. Bu çınarla konuşmak mümkün. Dinlersek bize çok söyleyecekleri var bu çınarın. Çok hatıraları var bu çınarın ve bu çınar bize diyor ki ey ordular, ey ünyeliler, ben bu çınar olarak burada dururken bu meydan da buradaydı. Burada çok insanlar gördüm, üzerinde elbiseleri yok. Çok da elbise gördüm. İçinde insanlar yok, duyun diyor. Bu çınar diyor ki, burada, benim önümde, bu meydanda, çok toplantılar yapıldı, ben bunların hepsini gördüm. Ama sizin bugünkü toplantınız gibisini görmedim. Ne mutlu size, ne güzel buluşma bu diyor.
Ve bu çınar diyor ki, çok sözler duydum ben bu çınarın önünde, burada. Kimi doğru, kimi yanlış. Bazısı biraz yanlış, bazısı biraz fazla yanlış. Ama bir kısmı var ki, beşte beş yanlış, tamamen yanlış. Ben bunları duydum diyor. Ve diyor ki bize Çınar, Mehmet Akif merhum gibi, ey Ünyeli kardeşlerim, İhtiyar Çınar'ı dinler misin? Oğlum İdris diyor, ne büyük söyle, ne çok söyle, yiğit işte gerek, lafı bol, karnı geniş kişileri taklit etme, sözü pek, özü pek, adam ol, ceddine çek diyor bu Çınar bize. Ve bu Çınar diyor ki, dünle uğraşma, başkalarıyla uğraşma, seninle uğraşırlarsa da uğraşma, meşgul etme, seni oyalamaya çalışıyorlar, dikkat et diyor. Ya yeni işler yapmaya bak, yeni işler konuş. Ordu, Ünye son yıllarda çok şey kaybetti diyor bu Çınar. Ünye'den örnek verirsek, organize sanayiyi kaybetti diyor bu Çınar. Ünye'den örnek verirsek, güney yolunu, dere yolunu kaybetti diyor bu Çınar. Bu Çınar diyor ki, Ünye üniversitesini geliştiremedi, kaybetmeye başladı diyor bu Çınar. Ve bu Çınar diyor ki, bu yaşlı ihtiyar Çınar diyor ki, neredeyse elinizdeki çamlığı kaybedecektiniz diyor bu Çınar. İyi ki sahip çıktınız diyor. Ve diyor ki, bu kaybettiklerinizi yerine koyabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama neredeyse kardeşliğinizi kaybedecektiniz. Ona çok dikkat edin, asla kaybetmeyin diyor bu Çınar. İşte onun için bugün ordu kardeşliğinin, birliğinin arayışı ve sahiplenmesi içindedir. Biz de diyoruz ki Mehmet Akif'in sözüyle, girmeden bir millete tefrika düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez, top! Ve biz diyoruz ki, bizim dünyamızda, bizim kalbimizde herkesin yeri var. Ordu'da herkes kardeşçe bir arada yaşamalıdır. Ondan sonra başarabiliriz diyoruz. Biz diyoruz ki bu şehrin, bu memleketin dervişiyle sarhoşunu aynı meydana, aynı salona, aynı sofraya oturtacağız. Bunu yaparsak başaracağız diyoruz. Ve biz diyoruz ki, daha doğrusu Çınar bize diyor ki, siyaset yapıyorsunuz. Seviyeli yapın, sevgiyle yapın. Ve biz diyoruz ki, Çınar bize diyor ki, partilerdesiniz, partileriniz sizin dininiz değildir, imanınız değildir, mezhebiniz değildir. Sizi oyalıyorlar, kavga ettiriyorlar. Ya nedir? Partiler memlekete hizmet etmek için, memleketi huzurlu kılmak için sadece birer adrestir diyor bu Çınar. Duyuyoruz değil mi? Evet. Ve Çınar bize diyor ki, siz kendinizi anlatın. Herkes kendisini anlatsın. Herkes kendisini anlatsın. Kararı halk versin. Halk! İşte burada halk. Selam olsun halka. Saygılar olsun halka. Ve biz
kendimizi ona, buna, şuna değil, halka, size emanet ettik, size güvendik, sizin kalbinize, sizin duruşunuza teslim olduk. Sağ olunuz, var olunuz. Değerli hemşehrilerim, değerli hemşehrilerim, karalama yapmadan, iftira atmadan yürüttüğümüz bir siyaset bugün de devam ediyor. Yarın daha fazlasıyla devam edecek ve inşallah yarınlarda daha çok iş, daha çok çalışmayı birlikte gerçekleştireceğiz. Biz çınarımızdan aldığımız, dinlediğimiz öğüt ve nasihatlarla bundan sonra inşallah üreten bir belediye, huzurlu bir şehir diyoruz. İleri belediyecilik diyoruz. Ben demiyorum, diyoruz. Kiminle diyoruz? Kiminle diyoruz? İşte beraber diyoruz. Birlikte diyoruz. Değerli hemşehrilerim. Değerli hemşehrilerim. Biz diyoruz ki Ünye'de tabakhane projesinin tamamlanması, küçük sanayi sitesinin büyütülmesi diyoruz. Ve biz diyoruz ki tersanenin canlanması, tekstil iş kolunun genişlemesi, tarımın teşviki, su, meyve suyu fabrikaları diyoruz. Balıkçılarımıza küçük barınak diyoruz. Çarşının orta yerinde açık desen kapalı, kapalı desen açık, Ucube Çarşı'nın yenilenmesi diyoruz. Ve biz diyoruz ki köy yollarının tamamlanması, su ihtiyaçlarının giderilmesi diyoruz. Biz diyoruz ki Çamlık'ın sağlıklaştırılması ve bir daha kimsenin dil uzatamayacağı, el uzatamayacağı şekilde halkın malı olarak kalması diyoruz. Aynı şeyi Ordu'da Durugöl için diyoruz. Ve biz diyoruz ki eğitimin desteklenmesi, yüksek öğretimin güçlenmesi diyoruz. Ve biz diyoruz ki spor, sanat diyoruz. Sözün burasında diyoruz ki bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, bütün sanatçılara kutlu olsun diyoruz. Aramızdaki değerli tiyatro sanatçımıza da hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz ve onu da selamlamak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Evet, Toygun Ateş Bey, ekranlardan tanıdığınız dost, bilge insan, sanat insanı Dünya Tiyatrolar Günü'nde huzurlarınızda. Hoş geldiniz. Ünye sizi seviyor. Ünye sanatı seviyor. Daha çok sanat, daha çok hayat diyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli hemşerilerim, değerli dostlarım, biz diyoruz ki yüksek öğretimin güçlenmesi, sporun desteklenmesi ve başarısı diyoruz. Biz diyoruz ki tarihe saygı ve sahiplenme diyoruz. Biz diyoruz ki düne göre daha temiz, daha güzel bir ordu, daha temiz, daha gelişmiş, huzurlu bir Ünye diyoruz. Ve biz diyoruz ki biz her zaman Veysel Başkan da, bütün belediye başkanları da, parti farkı gözetmeksizin halkın haklı taleplerinin sesi olacağız diyoruz. Ve biz diyoruz ki daha önce de dediğimizi bir kez daha diyoruz ki burası Ünye, burada durmak lazım diyoruz. Siz de diyorsunuz değil mi? Bugün buradan ordumuza bir söz daha söylüyorum. İlk defa ey Türkiye, ey dünya, burası Ordu, burada yaşamak lazım, yaşamak. Herkese kısmet olmaz, her faniye kısmet olmaz.
Burası öyle bir yer ki yaşanabilir bir ordu. Yaşanabilir bir ordu için, yaşanabilir bir ordu için biz, siz, hepimiz çalışmaya inşallah devam edeceğiz ve hiçbir zaman birliğimizi kaybetmeden, yılgınlığa, yorgunluğa düşmeden devam edeceğiz. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, değerli hemşerilerim. Şimdi ben ve Veysel kardeşim söyleyeceklerimizi mümkün olduğunca hem duygusal hem de dünyevi olarak hem belediyevi olarak söyledik, söylemeye çalıştık. Yoldan suya, asfalttan kültüre, tiyatrodan spora, hayatın her alanına biz dokunacağız dedik. Çünkü biz de bir Ünyeliyiz, biz de bir orduluyuz, biz de istiyoruz ki öncelikle sizin için, sonra da kendimiz için çok güzel bir Ünye. Biz de burada yaşıyoruz. Misafir değiliz, misafir. Börek yemeye gelmedik. Pancar çorbası içmeye geldik. Pancar çorbası. Börekçilere börek ikram ederiz. Misafirperverliğimizi asla azaltmayız, çoğaltırız. Şimdi söz sırası sizde. Söz sizde. Gençler, değerli kardeşlerim, Ünyeli hemşerilerim, ordulu kardeşlerim, misafirlerimiz, aramızda siyasi partilerin değerli yöneticileri ve il başkanları var. Kendilerine de katılımları ve katkıları için milletvekilleri arkadaşlarım var. Sahnede size takdim edemiyorum. Arkadalar tevazularından orada huzur veriyorlar bize. Çok müteşekkirim, çok teşekkür ediyorum. Ancak sözü artık size bırakmak istiyorum ve diyorum ki birlikte kurduk, birlikte yönetmek için evet mi? İleri belediyecilik için evet mi? Daha güzel bir Ünye için evet mi? Daha büyük bir ordu için evet mi? Sevgi, birlik ve kardeşlik için evet mi? Ortak duygu, ortak duruş için evet mi? Karadeniz'in merkezi olmak için evet mi? Adımız ordu, andımız ordu için evet mi? Pusulanın birinci sırasında saadetin kırmızı beyaz ay yıldızına evet mi? Türk milletinin birliği için evet mi? Türk vatanının bölünmezliği için evet mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olması için evet mi? Al bayrağımızın mavi göklerde dalgalanması, ezanımızın susmaması için evet mi? Ve Türkiye'ye, dünyaya örnek bir harbi, bir efendi seçim için evet mi? Hayırlı uğurlu olsun. Sizi saygıyla selamlarken kendimizi Veysel Başkan'la beraber sandığı sizlere, sizi ezanın davetkarı olduğu Yüce Allah'ımızın emirlerini anarak Allah'a emanet ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz, berhudar olunuz. Hoşça kalınız. Allah'a ısmarladık.
bir vatan aşığı. O iline, ülkesine sevdalı bir yiğit. Millet ve memleket davasının hizmetkarı olmuş. Gururumuz, ordunun öz evladı. Bütün terör örgütlerinin korkulu rüyası. Bölücü örgüt yerle bir tarumar edilmiştir. Tam tabuta konup mezara defnedileceği esnasında da tabuttan elimden alınmıştır. Vatanımıza göz diken hainlere bu toprakları dar etmiş koca yürek. Ölümün üzerinden istismar yaparak üzerine örttüğünüz o bez parçasının hesabını ver bakayım bana. O havaalanının, çevre yolunun mimarı. 5 Şubat 2014 saat 14.52'de Esenboğa'dan Ordu Giresun Havalanı'na hareket edecek uçak biletim var. O Çambaşı Kayak Merkezi'nin ve Büyük Ordu'nun mimarı. Anadolu'nun güneyinin ulaşım kaderine büyük değişiklik getiren bir proje olarak temeli atılıyor bugün bu çevre yolunun. O Ordu Sporu aşığı bir efsane. Bildiğim, anladığım kadarıyla Ünye sınırından itibaren artık Altın Ordu Spor'a hoş geldin pankartları asılmaya başlanacak. Altın Ordu'nun ilk adımını ben her zaman söyledim biliyorsunuz. Ordu Spor'umuz atmış oldu, öncülüğünü yapmış oldu. Hasret bitiyor, özlenen ve beklenen geliyor. Şimdi dere yatağına, yiğit otağına dönüyor. Gözün aydın ordu, yüzlerin güldüğü, gönüllerin mutlu olduğu, el ele, gönül gönüle, kardeşçe yaşanan bir ordu için. İş için, aş için, üreten bir ordu için, güzel ordu, büyük ordu ve 19 ilçesiyle birlikte merkez ordu için. İdris Naim Şahin geliyor.